Cahil Köpeklerin 6. sezonunun 21. bölümüne hoş geldiniz. Ben Erdoğan Bora Ercan ve arkadaşım Serduvar Nalçakar. Cehaleti övüyor muyuz dövüyor muyuz asla anlaşılmayan programımızla yine karşınızdayız. Erdoğan ve Serdoğan nedir hocam? <laughs> ben bu iki söylemi çok merak <laughs> ettim. Hocam bunu biri söylemişti ama kim olduğunu not almamışım. O kişi yorumlara yazarsa sevinirim. Ama duvar ustası gibi bir şey olabilir yani. Evet, Serdoğan baş duvar bilmiyorum. demek. Gerçekten mi? Ser baş oluyor. Öyle mi ha? Peki Ser Baş başı dar anlamında mı? Hayır başların başı. <laughs> dar ne abi? Dar Serdar. Ha, dar ser, Serdar Baş Komutan demek. E, dar Komutan mı demekmiş? Herhalde Persçe yani Farsça pardon. Ha, senin ismin Farsça? O Arapça mi? isim mi senin? Farsla Arap farklı abi. Evet. Yani, Farsça. Fars. Hocam ben bu konularda biliyorsun yani tavrım duruşum çok <laughs> yani, net. Jeografya şey, Arsıktağ... derslerinde. A A Antep'ten güneyi Arap diyoruz biz. Aynen, diyorsun. aynen. Coğrafya, dersi. <laughs> coğrafya derslerinde robot kadın çizdiğim için hiçbir zaman hakim olamadım <laughs> yani öyle konuları. Hocam benim de coğrafya bilgimin %80'i futbol kökenlidir. Hani hangi takım neyle, yani o futbola iyi duyduğum dönemde öyle bir araştırmalar. Ama olmuştur. sende sen de şey var abi sen hani okuduğunu unutmayan bir adam gibisin. Ee, bir iki sene şöyle... kalıyor en azından o bilgi. Yararlı bir şeyse kalmıyor. Meslekle alakalı bir şey okuyayım. Mesela hani böyle işime yarayacak günlük <laughs> hayatta falan işime yarayacak bir şey okursam muhtemelen unutuyorum. Ama işte yok böyle o fersliymiş yok buzartmış tutmuş onlar kalıyor. İyi bir özellik. Ben biraz Kadir Hoca gibiyim. Var ya bu badici bir Kadir Hoca. Ha evet. Orada nasıl havalar abi? Mart kapıdan baktırıp. Valla bahar geldi diyebiliriz. Eksi 2 derece burası için. <laughs> Parmaktan morarmıyorsa bahar gelmiş. Nasıl Buraya da bir cemle... motivasyonla yaşamış insanlar ya? Hiçbir şey yok yani böyle <laughs> inanılmaz bir survive instinct. Motivasyon vefat. Sanırım orası insanlar. hani evde oturmanın nirvanası gibi bir yer. Çünkü hani gerçekten dışarıda hava soğuk ve hiç yapacakmış bir şey yok. Aslında bizim konsepte uygun bir yer. Doğru yerdesin diyebiliriz. Gerçekten Rabbim gönlüme göre vermiş. <laughs> Ama sen gönlüm oraya... çok iyi değilmiş herhalde bu arada yani onu bilmiyorum. <laughs> Neyse sen oraya mülakatla gittin değil mi? Tabii ki her yere olduğu gibi buraya da mülakatla bir gittim. Bir mülakat çünkü bir dinleyicimiz evet. sormuş mülakat cehalet midir diye. Dersen bugün bunu tartışalım ne dersin? Hiç hazırlıksız yakalandım doğrusu. <laughs> Eren Boraycan öldü. <laughs> Çayı püskürttüm. Oldu. Eksi sözlüğe terfi etti arkadaşlar. Sandalyeden de düştürürsek. Şimdi o sürekli çayı püskürttüm diye. Öncelikle Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Hemrik manevrasıyla beni kurtaracak bir şey bayan. şu an. <laughs> bir bayan varsa <laughs> diyebilirim. <diyandım baş. gülüyor> Birlikte <laughs> hemlik manevrası yapıyor. Hemlik de bu arada gerçek bir ön libero ismi. Abi bu arada Hocam, İç Anadolu'da hı. çok fazla hemlik manevrası yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Yani, hani haberleri görüyorsunuz. Sürekli hani böyle çok alakasız bir kentte. Nide'de işte ve hani Hemlik, hemlik <laughs> hani hemlikle uzaktan yakından hiçbir alakası olacağını tahmin etmediğim insanlar hemlik manevrasıyla insanları kurtarıyorlar böyle çocukları falan. Çok duygulanıyorum gerçekten. Ama muhtemelen oradaki ismi farklıdır diye düşündüm ben. Doğudaki <laughs> Ne olabilir acaba <laughs> Ya yani bu bir ara şey olmuştu ya Böyle sıcak hava dalgalarında Arapça isimler bulmuştu Edvayül Babür sıcakları Envai bilmem ne Farsça ne Serdar manevrası diyebilirler Mesela değil mi? Hasan Hüseyin manevrası olabilir <laughs> Nuri manevrası mesela <laughs> Nuri diye birisi ilk yapmış olabilir Mesela o köyde hani <laughs> Nuri manevrası yani sürekli bütün başlıklar Öyle yani hemrik manevrası e Bir tek hemrik mi buldu bunu yani Kimsenin aklına gelmedi mi öksüren birini? Ya aldım. bir de nasıl bir sapıtmış bu adam? Nerede? Nasıl mesela deneyimledi? Birader sen şunu bir boğazına tıka bakayım ben seni kurtarabileceğim mi? İşe yaramazsa geçmiş olsun yani yapacak bir şey yok. İnsanların deney aşkı. Hocam mülakata yönecek olursak. Mülakat bence çok kritik bir öneme sahip. İnsanlar özellikle devlet memurları işte isyan ediyorlar biliyorsun. Yani ben mülakata girmek istemiyorum işte KPSS'den 100 aldım. Beni niye mülakata sokuyorlar falan filan. Şöyle bir gerçek var şimdi yazılı sınavla teste falan bir yere kadar. Yazılı sınavla bir insanın en fazla ezberini falan ölçersin ama bu adamın kimin nesiymiş? Eli ayağı tutuyor mu? Burnundan sümük akıyor mu? Falan. Bunları çok önemli adlı diyorum ben ve bunları görebilmek için mümkün olan şey de mülakat. Burnundan sümük atıyor mu? Gerçekten gerçekten o çok önemli yani. Yani ofiste karşında bir adam sürekli burnunu karıştırdığı üstüne ama KPSS'den 100 almış. Bir müdür olsam bir yerde çalışanımın asla BBG'de Melih'e oy vermiş olmasını istemem mesela zamanında. <laughs> Böyle bir kriterim var benim yani. Müdür olmuşum. Amir olmuşum. Kime ne? BBG Melihçi ile çalışamam. Eraycı olması lazım benim çalışacağım için. <laughs> Kimse de buna engel olamaz. i̇sterse dünyanın en iyi testini çözsün. En iyi yazılı sınavını versin. Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi gerekliliği okey dediğin gibi bir insanı tanıman kesinlikle lazım ama yöntem çok yanlış. Çünkü <laughs> sen dayak ve güreşe yöneleceksin gibi <laughs> yok, yok, bir hiç, var içinde. Hiç, <laughs> yani, bak çok mantıklı. Güreş olabilir bu arada. Hiç düşünmemiştim onu da. Yani şimdi sen bir insanı bir odaya sokuyorsun. 10 gün önceden de haber veriyorsun senin mülakatı alacağım diye. Sonra bu adam işte kurslara gidiyor, bilmem ne yapıyor. Hani böyle ha. bir hayvan gibi hazırlanıyor o mülakata. Böyle ne diyeceğin çok iyi bilerek geliyor yani o mülakata. Tamam mı? Hani senin bütün sorularına hazırlıklı. Şimdi böyle bir insanı tanıyamazsın abi. Sen bir insanı mülakata alacaksan de ki tamam senin mülakata alacağız de ama o mülakatı başka A şekilde yap. Yani şöyle yap mesela. Komşusuna sor. Özellikle <laughs> özellikle teyze hani böyle vardır ya o mobese teyze, evet. komşu. O onun donunun rengine kadar bilir yani. Hani adam ne yiyor, ne içiyor, kimle eve giriyor, bekar mı, sevgilisi her şeyi bilir. Yani mesela böyle bir şey olabilir. Yani mülakat yapacağın insanın ev adresini öğrenirsin. İki tane işte o mülakatçı oraya gönderirsin. <laughs> Komşularına sorarsın. Bu kişiyi tanıyor musunuz? Nasıl bilirsiniz? Komşudan en iyi info'yu alırsın abi. Bu bir. Hadi <laughs> gönderemedin mülakatçı olarak Mobese teyze sokabilirsin. Çünkü bir teyzeye karşı hiç kimsenin bir direnci yoktur abi Türkiye'de. Yani teyze sorarsa sen anlatırsın. Ve o sana böyle o kadar direkt sorular sorarken hani ayıpmış, günahmış, kişinin özeline mi giriyor? Abi ağzın bağlı Öyle güzel örnekler getirdin ki 5 tane örnek geldi şu an kafam. Ben yani uzun dönem annemlere sevgilim olduğu zaman söylemiyordum. Tamamen şeyden dolayı hani herhangi bir sıkıntı olduğu zaman kendisine yüklenmesin. Kızdan dolayı mı falan denmesin diye annemlere Aynen. söylemiyordum. Annem beni o yüzden 30 yaşıma kadar falan yalnız zannetti. Yani hiç hiç sevgilim olmadı gibi düşündü. Dolayısıyla tabii teyzeler de bu şekilde düşündü. Teyze mesela şöyle bir soru sordu. Oğlum yalnız zor olmuyor mu? Ben de diyorum ki yok teyze hani yalnız değilim arkadaşlarım var. Yok o anlamda demiyorum. Hani, yalnız zor ol. Sorar. Yani öğrenmek ya, Hiç. Canım. Hocam yani link misyon teyze açık ol yani. Ne istiyorsun benden? Beni Kerane'ye göndersen de hani onun yolunu yapıyorum ne, nedir yani? <laughs> komşuda su yürüyor mu? Böyle başka bir soru var yani değil mi bizde komşuda Başka bir tanesi vardı seni evlendirelim. Şey falan sordu ya en son gay misin falan diye sordu. <gülüyor> sorar <gülüyor> ee, abi maaşını, maaşını sorar yani. Maaş maaş ne, evet. Ne yani, alıyorsun sen? E, ya teyzeden kaçmaz doğru. abi teyzeyi kandıramazsın. Yani mobese teyzeyi kandıramazsın. 24 saat göz. Bir de onların çok işi olmadığı için hani evde sabahtan işleri bitirdikten sonra komşular ne yapıyor diye bütün gün balkonda izler, gözler. Şu geldi, bu gitti. Mesela benim annem emekli olduktan sonra mobese teyze oldu. Gidiyorum. <laughs> Mesela gidince hani o alt komşu ne yaptı, üst komşu ne yaptı? Bütün bilgiler hiç tanımadığım insanlar hakkında. Hatta <laughs> ya on, tanımadım insanların çocukları hakkında bilgi sahibiyim. Yani onun çocuğu geldi şöyle gitti. Almanya'da yaşıyorlarmış. Şu işi yapıyor. Her şeyi biliyorum abi. O yüzden Mülakatı teyze yapar yani. Teyze dedin komşu teyze falan gene <laughs> seni bir tık biliyor. senin seni tanıyan teyze bir nevi senin darlama potansiyeli daha yüksek. Mesela şu an şöyle bir teyze imajı oluştu kafamda. Eskiden trenlerde cinsiyetsiz koltuk alınabiliyordu. Eski güzel günlerde hatırlarsın. Yanına bir teyze denk geldiği zaman geçmiş olsun. Bütün yol sana zindan. Yani senin okulunu soruyor, ne zaman mezun olacaksın, tabii, tabii. bekar mısın, evli mi? İşte mülakat dedin öyle olur. Mesela dediğin Aynı. gibi teyzeyi, teyzeyi mülakata sokacaksın ama mülakat olduğunu çaktırmayacaksın. Michael Douglas'ın The Game filmindeki gibi. <laughs> bu yine bu filme bir gönderme yapmamız iyi oldu. Mesela o trene bindiği bir saati falan veya işte metrobüse bindiği şeyi bekleyeceksin. Ve teyzeyi salacaksın, ajan teyzeyi. Bilmiyorum. Teyze sana her şeyi söyler. O niye Bak, geç mezun çok olmuş. Iyi. Çok iyi fikir. İkinci fikrim benim de oydu zaten. Mülakata çağırdığın adamı, çağıracaksın abi mülakata ama mülakata girerken bir bekleme odasında bekliyor ya. Orada beklerken çaycıyı göndereceksin abi yanına. Çaycı teyze var ya ha, ya da yemekçi ha. teyze. Göndereceksin evet. abi. Onlar adamın çeteliği çıkaracaklar. Yani orada o adama nasıl davrandığı, small talk skill'leri, o adamın sevgisini kazan... Zaten sen bir kere yemek yapan teyzenin kalbini kazanıyorsan eğer bir ofiste zaten işe gir yani. Çaktırmadan bir mülakat. Ya yani mülakatın nerede olduğunu bilmeyecek adam. Ancak o zaman mülakatın gerçek kimseyle muhatap olabilirsin. O kişinin içindeki insanla ancak o zaman muhatap olabilirsin. Benim adım bu. Kokuyorum çok çok çok. Benim adım bu. ...kokuyorum çok çok çok... ...beni seven yok yok... Ya çok fazla falso var abi. Hani karşına çıkacak insanın karakteriyle çok alakalı. Hani sen yetkin olabilirsin ama... ...karşındaki mülakatı yapacak insan... ...çok acımasız olabilir. Yengeç Burcu olabilir mesela. Hani seni tanımadan bazı tahakkümlere varabilir... ...seni gördüğü andan itibaren. Ya yani bunları kontrol edemiyorsun. O yüzden güzel bir teyzeyi atacaksın <laughs> Ve bilmediği anda hani böyle... ...fark etmediği anda hatta böyle şey göndereceksin sosyal deney gibi Ön, önünü aşağılayacağı insan işte ne bileyim tinerci falan göndereceksin yanına abi 5 lira var falan orada ne yapıyor falan öyle şeylere bakman gerekiyor yani bir insan karakterini öyle anlarsın hani mülakat ne yani orada adam sana kendini mi anlatacak anlatmaz hatta şey yapabilirsin ya, bu... MSN'den fake kız profili oluşturup aa evet. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir fikir bu ya. <laughs> Mülakatı nasıl yani? Siber suçlar abi, gibi böyle <laughs> Ben sana bir şey söyleyeyim bu gerçekten dahiyane bir fikir. Bu yani gerçekten hani özellikle halkla ilişkiler falan tarzı bir yer alacaksa fake profil açıp konuşmak <laughs> inanılmaz bir yöntem lan. Evet evet. Bak çok güzel bir kız profili oluşturacağım bir tane de erkek. istek atıp konuşmaya başlayacaksın. işte. orada ne yapıyor işte hemen cihazı atıyor mu falan. Ahlaklı. Abi mı? eski manitalarla konuştursan o da Oo. bir hocam işte bu bak geçen bölümde konuştuk. Ya bir insanı eski manitasından terk etmiş manitasından daha iyi hiç kimse tanıyamaz yani. Bunun artısı eksisi nedir kardeş? Söyle bana. Çözüm odaklıdır ama geç mi boşalır falan. Hani her şeyi söyler sana yani. Hocam bir de beni şu çok irrite ediyor. Türkiye'de eskiden takım elbiseyle gidilmek mecburiydi. Gidiyorsun Grand Tuvalet. Ya ben fabrikaya gidiyordum mesela. Adam kirim pasının içinden geliyor. Hani sen takım elbisesin falan. Böyle saçma sapan bir ortam. Karşında oturuyor. Tamam iyi güzel konuşuyorsun işte. İşte maaş beklentinle Şu ne? Bu ne? Falan filan. Konuşuyorsun. Ne diyorsun? Hocam adamın kütük çorum. Aşağıda yemekhanede 2 saat sonra kuru fasulye pilav yiyecek. Bu adam Türk yani tamam yani Anadolu'nun bağrından kopmuş falan bir adam. Ama şöyle bir cümle kuruyor. Let's continue in English. Yani Sen o... kimsin lan? Yani <laughs> iki Türk'ün karşılıklı İngilizce. Bunu Cem Yılmaz mı söylemişti? Öyle bir evet, şey. Evet, evet. İki Galiba... Türk'ün karşılıklı İngilizce konuşmaya çalıştığı an çok büyük dram ya gerçekten. Öyle anılıyor ki karşındakini Türkçe anlayamıyorsun bir de İngilizceye dönüyorsun tamam mı? Bir de Türk'ün Türkiye İngilizce'de yaptığı zulmü hiçbir dünya <laughs> halkı hiçbir dünya halkına yapmıyordur yani tamam mı? Kesinlikle bak biz çok daha fazla zulm ediyoruz İngilizce konuşanlar. Yani Amerikalı böyle konuşmuyor ya al falan saçma sapan. <laughs> e, <yal. gülüyor> you, ya al. you, you all ben... yazmıyor ya al yazıyor mesela yani kimsenin umurunda değil. Ben demand kelimesi yerine need dediğim için adam bana senin İngilizcen iyi değilmiş dedi mesela bir mülakatta. Böyle bir anım var yani hani. Ve ben bunu şu an çalıştığım firmadaki çeşitli Britanya ülkelerinin ülkelerin vatandaşı olan işte İngilizli, İskoçu, İrlandalısı hepsine sordum. Ne alaka falan dediler. Adam orada senin artistliğine bakıyor yani. İngilizce bilmemene bakmıyor. Bir de sonuçta sen adamı mimarlık ofisine alıyorsun. Shakespeare olarak almıyorsun ki iş anasını. Redaksiyon <laughs> yapmayacak bir şey yapmayacak. Yani o kolonu biliyor mu, kirişi biliyor mu? Yes no tamam yani sağ git. İşte çok zor Zor yani insan çok zorlanıyor insan o yüzden İngilizce mülakatta özellikle. İlla İngilizce mülakata gireceksen. Lingu'nun İngilizce mülakat simülasyonu var abi. Aslan evet. gibi. İhtiyacına evet. göre seni evet. hazırlıyor işbirliği. Hessek işbirliği. <laughs> evet evet. lingo ile üçüncü evet. işbirliğimizi yapmış bulunuyoruz arkadaşlar Lingu'nun İngilizce mülakat simülasyonu konumuzun sponsoru oldu bizim. Kişiselleştirilmiş eğitim veriyorlar her şeyden önce. Sen neyi mülakatına gireceksen ona göre bir eğitim alıyorsun. Cambridge Üniversitesi'nden sertifikalı eğitmenleri varmış. O CELTA dedikleri Mambor. o mu abi? Aynen. Cambridge Üniversitesi'nden oluyor sanırım. Okay. Ama CELTA sertifikası muhtemelen İngilizcenin TÜV türkü gibi falan bir şey. Buna Baza koduyla 1400 TL indirimle sahip olabiliyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Verdiğiniz 15 lira nelere vesile <laughs> oluyor bugün <laughs> 1400 lira indirim kazanmış. Çünkü genelde mülakatlarda şeyi sorarlar ya eski iş tecrübeni. O esnada ne iş yaptığını falan anlatırsın. Bildiğim yani hazırlıklı olduk konular. Bir tane adam şak diye şey sordu. En son hangi filmi seyrettin onu anlat dedi mülakatta İngilizce olarak. Abi ben Memento'yu izlemiştim. Türkçe anlatamıyorum. Hahahaha. <laughs> <laughs> İngilizce nasıl anlatayım Oğlum, Kel olanı anlatsaydın ya ne memento kastırıyor. Nereden bilecek adam en son memento izlediğini. Ya o anda öyle bir dürüstlük abidesi olasım geldi. Sanki arasını satıyor çok mühim bir bilgiymiş gibi. Sonra da şeyi izlemiştim. O dönem Black Mirror'ın aralı bir bölümü vardı. Onu anlattım. Şimdi adam sonuna kadar anlattırdı. Daha çok heyecanlıymış falan. <laughs> <O> da... <laughs> Sonra çok iyi anlaştık ama almadılar beni için. Herhalde film zevkimi beğenmedi. Allah'ın kadarıyla. <laughs> Yani dolayısıyla hayatınızda Serdar Nalçakar gibi sürekli salonda oturmak istiyorsanız yurt dışında <gülüyor> <gülüyor> eksi 45 derece bir ülkeye gidip sevgili Lingun'un mülakat simülasyonunu alabilir ve hayallerinizdeki işe kavuşabilirsiniz arkadaşlar. 1400 TL indirim baza koduyla asla unutmuyoruz. Lingo sizi hayalinizdeki kariyere kavuşturmak için yeni nesil bir iş İngilizcesi eğitimi hazırladı. Bu eğitimle iş hayatına dair ihtiyaç duyduğunuz tüm İngilizce becerilerinizi geliştirerek kariyerinizde ilerleyebilir, yurt dışında iş bulabilir veya hedeflediğiniz terfileri alabilirsiniz. Cambridge Üniversitesi'nde sertifikalı eğitmenlerden size özel hazırlanan müfredatla ücretsiz deneme dersini planla hemen baza kodunu kullanarak kayıt olursanız 1400 TL indirim kazanabilirsiniz. Plastik sormuş Twitter'dan. Elektrik cehalet mi demiş yalıtkan olduğu için herhalde pek taraftar değil elektriğini anladığım kadarıyla. Bazı konuları diyorum ki ben ne alaka abi şimdi bunun hakkında ne konuşacağız? <laughs> hani ne, ee, niye böyle bir şey soruyorsun diyorum. Ondan sonra çok komik şeyler çıkıyor. Yani enteresan bir şey oldu gerçekten dinamik oldu. Mesela don konusunu ilk sorduklarında dedim ki abi şimdi ne diyeceğiz bu konu hakkında? Don cehalet mi? E cehalet. Ne yani <laughs> ne denir falan derken 7, 7 milyon izlenmiş realsimiz oldu yani don konusunda. Sağ olsun soran arkadaşa da buradan. Sağ olsun. Şey haterı da kazandırdı ama olsun. Elektriğe gelecek olursak ben diyorum ki hocam elektrik abartılmış bir balondur. <laughs> Dünyanın en saçma enerji çeşidi falan olabilir. Niye öyle düşündün? Birincisi gözle göremiyorsun. Bir tane tel var hadi bakalım bundan elektrik geçiyor mu geçmiyor mu? Hani ben gözümle görmediğim şeye inanmam. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Anladım. Sen bana de ki bu motorun benzin enerjisi var mı? Benzini ee, görüyorsun. Yanıyor cayır cayır yanıyor yani hani pistonu ittiriyor ben görüyorum. Hareket enerjisi diye bir şey var mesela hareket evet ediyor. Evet. Ama elektriği ben görmüyorum şimdi ben mesela hani belki bizi kandırıyorlar abi. Belki böyle öyle bir enerji yok mesela diyelim ki hani devlet bizi sadece fatura kesebilmek için böyle bir şey uydurmuş. <laughs> Senin yaklaştığın nokta para cehaleti. Yani böyle... Bu arada bak Facebook gruplarında falan 100 sene sonra falan tartışılacak konu bu. Elektrik diye bir şey yoktur. Çünkü yani onaya doğru gidiyoruz yani. Dünya düzcüler falan varken bu da tartışılabilir. Ya ben elektriği şu açıdan sakıncalı buluyorum. Çok masraf açtı elektrik bulunduğundan beri. Ya normal oturuyorduk biz hani. Ya yani insanlar <laughs> akşam evine gidip oturuyordu. <laughs> Elektrikle beraber ne oldu abi? İşte bu akşam ne yapıyorsun? Dışarı çıkalım mı? Hani bir dışarı çıkıldı. Yılışıklık başladı. Çok fazla yılışma. Şey falan diyorsun, Akşam işte hiç hareket yok ya. Bazı şehirler beğeniliyor. Bazı şeyler beğeniliyor. Yani ne yapıyorsun abi? Geç evinde otur. Yani aile kavramını böldü, bozdu. Akşam dışarı çıkmak diye bir kavram çıktı mesela. Bir de şeyi çok kötü bir hale getirdi. Yani elektrik yüzünden 24 saat çalışan yerler var. Sürekli yani 24 <laughs> saat açık. Çorbacı var. Çorbacı var yani. Elektrik var diye adam açıyor. Yani orada çalışan adama da yazık. çorbada zaten iğrenç oluyor. 24 saat orada çorba mı kaynar yani? Rezalet bir şey. Gereksiz masraf açtı başımıza. Çok gereksiz masraflar açtı. Hani senin mükemmel teorine göre şimdi elektriğin olmasa buzdolabın olmayacak. Hani sebzeyi orada taze tutan bir ünite değil mi? Halbuki elektrik olmasa sen zaten tarımla uğraşacaksın ve sebzenin meyvenin en tazesini zaten dalından yiyeceksin. Çok doğru. Aşırı yani, doğru. Yani böyle bu kadar. Akşam evine gideceksin, oturacaksın. Yani mumun ışığında uyuyacaksın, evet. bu kadar yani. Bir de şey hocam mesela şimdi bu elektrik yüzünden mesela geç, abi geç uyudum ya. Of çok uykusuz falan. <laughs> elektrik yokken hocam. Herkes... Akşam ezanı ne zaman Ya yani yatsı ne zaman okunduysa o zaman. Kuş, yani Kuş gibi yatır Kuş gibi yatır. Ben bazen böyle Türkiye'de elektrikler kesiliyordu hocam. Var ya öyle bir uyuyordum ki ana kucağında öyle uyuyamazsın. Öyle bir huzur. Evet. ...bir şey kaçıracağım ihtimali yok. Çünkü internet de gidiyordu bu şey telefonda falan. O gece bir ani bir mesajlaşma olur mu? Hani bir beklenti yok. Doğru. Instagram'da ön çok örneğin düşmüyor. Hani <laughs> ilgin bir yere kaymıyor. Ananla böyle babanla bir huzur... oturuyorsun değil mi sohbet ederek? Tertemiz hocam. Bisikide. Ve şey annem falan şey derdi işte... ...aa bak işte eskiden böyleydi işte... ...biz evde böyle oturduk falan filan. Çok falan. doğru. Ha? Falan. Ya bak şöyle bir durum var. Elektrik gidince insanlar yüz yüze bakıyor. Ama elektrik gelince insanlar... ...ya monitöre ya telefona bakıyor. Televizyona bakıyor yani ya o yüzden elektrik e, çok da matah bir şey değil abi. Yani insanları da birbirinden kopardı. Aile ilişkilerini böldü. Sen şimdi annene niye tahammül edemiyorsun? Çünkü Instagram var. Çünkü <laughs> var orada Instagram'da. <laughs> yani, orada daha ilginç ilginç şeyler var. Twitter var bilmem ne var. Sosyal medyada sanki sözde sosyalleşiyorsun. İkinci bir cehaleti bence elektriğin abi çarpması. Elektrik dediğimiz şey 200 sene önce falan bulunmuş. Bir enerji çeşidi. Yüzlerce elektrik elektronik mühendisliği fakültesi var. Bir elektrik mühendisi çıkıp demiyor ki hocam şu çarpmayan bir elektrik bulalım. Mesela Ara kesmeyen, insanı kesmeyen testlere buldular. Bunu Lan niye yok, bulamıyorsun? Yok elektron al, elektron ver. Kapatır abi o zaman. Tamam elektriğe dair daha fazla bir şey bulamazsın yani. O mühendislik fakültelerinin hepsi kapatılsın. Zaten mahallede elektrikçiler de var. Ustalarımız da var. Yani gerek yok. Çünkü şey yok. Üniversite varsa ben oradan icat beklerim. Ben oradan şey beklerim. <laughs> Doğru yani. söylüyorsun. Elektrik mühendisi ne abi yani? Elektrik var zaten. Tamam. Var. Var. Tamam. İşte basıyorsun <laughs> tam yanıyor. Basıyorsun sönüyor abi. Ne yani? Hani mahallede elektrikçi de var. Mühendislik mi okumuş o adam? Babadan yani, çarpı, öğrenmiş. Çarpıla çarpıla öğrenmiş işte yani. <laughs> Babadan öğrenmiş yani. Gerek yok. Doğru evet. söylüyorsun. Elektrik mühendisliği. Gibi. Ve bu elektriği elde etmek için inanılmaz bir çaba sarf ediliyor ya. Barajlar kuruluyor, atomu bölüyorlar, başka bir yerde kömür yakıyorlar, başka bir yerde doğalgaz yakıyorlar. Yani mesela cep telefonunu direkt doğalgazla çalışan yap. Hani çok telefon lazım diyelim ki yani artık geri dönüş yok. Uranyumlu telefon yapabilirsin mesela. Atomu bölüp onu elektriğe çevirene kadar direkt <laughs> atomla çalışan <laughs> telefon yapabilirsin. Çok doğru söylüyorsun. Benzinle söyledim. çalışan telefon yapabilirsin. Evet abi ne bu kastın ya bu kadar? Doğru çok doğru. Benzinde çalışan telefon niye yok mesela? Şu kadar benzini koyacaksın abi. Mesela çakmak var. <gülüyor> <gülüyor> Çekeceğim. <gülüyor> <laughs> mesela çakmak var değil mi? Yakıtla çalışıyor. Evet. E, aynısını telefona da yapabilirsin. Telefon doldurtma amcaları olacak mesela gideceğim böyle telefonu doldurtacağım. <laughs> bu elektrik ilk yani elektriğin elektrik olduğu yıllarda elektrikli şofben mesela çok bir ara çok revaçtaydı hatırlar mısın bilmiyorum böyle ihlasın elektrikli şofbenleri Evet. her evde. Tabii canım bende de vardı. Ama görüldü ki gazlısı daha iyi bunun. Aynen yani öyle doğal gazlısı. Doğal gaz e, daha demek iyi. ki bu diğer ev eşyalarında da denebilir. yani şofbenden nasıl elektrikli şofbenden nasıl vazgeçildiyse. <laughs> Gazlı ya da gazlı telefona da geçirebilir yani ben denenmesi taraftarıyım. Çok mantıklı söyledin ya gaz yani pil haznesinin yerine bir gaz haznesi yerleştireceksin. Bu kadar. Mesela şey vardı abi eski gemilerde vardı ya böyle buhar enerjisiyle gemiyi. Evet buhar enerjisi. Mis gibi. Mesela şu an o kadar zorluyorlar ki elektrikli araba yapacağız bilmem ne yap abim buhar enerjisiyle arabayı. Ne var Aynen yani mi? bunda? Buhar enerjisiyle tren var mı? Var. Araba niye olmuyor? Yakacağın altını basacaksın gideceksin yani fırının altını yakar gibi. Ben de çok fazla statik elektrik oluyor. Ben gün içinde o kadar çok kendimi çarpıyorum ki buzdolabının kapağını açacağım çarpılıyorum. İşte musluğu açacağım çarpılıyorum. Ne zaman bir şey olsam böyle elektriğimi boşaltıyorum sürekli. Hmm. Kazak falan zaten giyemiyorum. Böyle çatır çutur hani her tarafından bazen kıvılcım çıktığı bile oluyor. Bu şimdi boşa akan enerji eğer bu elektrik şeyse çok matah bir şeyse. E giydirin abi 50 tane kazaklı adamı koşturun yalın ayak halılı ortamda. <laughs> Mis gibi elektrik sana yani. Eğer elektrik çok lazımsa niye ben baraj kuruyorum? Yani evet. keban barajı kuruluyor mesela. Sonuç Snapchat. Hayır bir de ondan sonra barajlar bitti bilmem ne su bitti. Şöyle oldu böyle oldu. Bütün doğayı zarar veriyorsun. Doğru söylüyorsun. 5 tane kazaklı adamı halıda koştur elektriğin hasını yani yakalarsın. böyle arabayı da elektrikli yapmayı ver. Tüplü hani? araba var. Gazla da gidiyor mu? Gidiyor. Ve hani benzin şey, şeyden ucuz abi. Elektrikten mi? E elektrikten ucuz yani şu an. Bir de hani şarjı ettin bilmem ne derdi yok. Çat diye gidiyorsun tüpçüye. Telefonda tüplü yapabiliriz dediğin gibi. Gaz varken ve gaz her yerde var. Yani gazı sen kendin de üre yani üret yeterli miktarda nohut, karnabahar tüketirsen <laughs> yani kendin de yani. gaz üretebiliyorsun. O yüzden e, çok böyle şov, elektrik şovuna gerek yok yani. Güneş paneli falan. Evet. Güneş paneli Kaplıyorlar abi yeri. Eğlence arıyorlar. Hocam <laughs> konuştuk zaten bu. Hani e, rüzgar gününü, güneş panelini falan hani yenile yenilenebilir enerji evet. e, adı altında şey yaptık. Düşünsene. Elektrik direği diye bir şey var abi. Sırf niye? Evde adam Yılmaz Erdoğan'ın dizisini izlesin diye orada elektrik direği geçiyor. <laughs> Yılmaz Erdoğan'ın orta yaş krizi dizisini izlesin <laughs> diye. Kesin böyle bir şey var ve hani kimse de sesini çıkarmıyor. Ben buna anlam veremiyorum yani. Çok mu gerekli mesela o onu izlemeyi verse olmuyor mu falan diye düşünüyorum. Kuşlara elektrik çarpmıyor. O beni çok enteresan bulduğum bir konu. Hani kuşlar kabloya konuyor falan. Hiç Kuşların hiç... ayakları plastik diye biliyorum ben. O yüzden... <laughs> Bir de hocam Hı. bu elektrik konusu beni üniversitede olsun lisede olsun çok üzdü. Devreler çiziyorduk yok işte ebonit çubuk sürtüyorsun. Yok o artı topluyor yok eksi topluyor. Dediğim gibi ben gözümle görmeden inanmam. Daha ben bugüne kadar bir kere elektron görmüştüm yok. O yüzden çok da inanmıyorum elektriğin varlığına. Bir de şey beni çok sinir ediyor. Mesela elektrikle beraber şimdi normalde neyde oturuyorduk abi biz elektrik yokken? Mum ışığında oturuyorduk değil mi? Elektrik geldi ne oldu abi? 100 voltluk beyaz tasarruflu ampul geldi hayatımıza. Kabak gibi böyle o, şey. o tava ondan 100 watt'lık beyaz tasarruflu ampul. Şimdi bu insanların seks hayatını bitirdiler. Yani kardeşim ben kimseyi bu kadar net görmek istemiyorum. Yani bu kadar hani böyle pırıl pırıl bir beyaz ampulün altında yani çok tatsız görüntüler. Hocam çıkıyor. şöyle söyleyeyim. Elektrik bulundu dediğin gibi 100 watt'lık ampulü çaktılar. Daha sonra seküler ne yapıyor? Akşam romantik bir yemek yiyelim diye mum yakıyor. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> şehir hayatında çok bunu aldın diyor gidiyor kampa gidiyor gene elektriksiz yere. Gene gaz lambasıyla oturuyor bir ay işte telefonunu kapatıyor işte sosyal medya orucuna giriyor falan filan. Halbuki elektrik olmayan yere taşınsa hiçbir problem kalmayacak. Ya stres de kalmayacak o zaman. Elektrik eşittir stres Tabii. abi. Stres yüklüyor yani. Öyle Can hocam bak Ukrayna'dan ne biçim patladı santral? Çernobil mi diyorsun? Çernobil diyorum aynen. <laughs> Mahvoldu insanlar elektrik <laughs> evet. üreteceği yani. Ay şu. aynen öyle hiç gerek yok. Tamamen rezillik ve masraf her açıdan masraf çıkarıyor abi başımıza. İnsanlar hala bunun ceremesini çekiyor yani orada iki tane insan. Interdisciplinary şöyle söylemiş. Elektrik olmasa salonda uzanıp reels izleyemezdim. O yüzden hayır cehalet değildir demiş. Mazot tankeri şöyle söylemiş. Salona elektrik lazım cahilce değildir demiş. Ya yani bu insanlar daha salona odaklı düşünmüşler evet. ama Şöyle yani salonda elektrik olmadan da oturabilirsin. Realsiz demek zorunda değilsin. Otur. Otur mesela babanın ayak tırnağının kesişini izle. O da realistir. <laughs> Zaten oturup TikTok'ta onu izliyorsun abi milletin. Ucu izlemiyor musun yani? Oğlum ben babamın ayak tırnağı kesişini çok büyük bir şekle izledim. Yani o bayağı bir mücadeleydi çünkü. O yüzden o geldi aklıma yani. İnanılmaz ya. Oğlum Serdar senin zihnin içinde bir dur atmak isterdim yani çok. <gülüyor> <gülüyor> Kilo olur muydu baban o yüzden mi? Yok o şeyden mantar rahatsızlığı vardı kendisine. Ha, Özel bir tırnak kesme kiti vardı onun. İkinci derece operasyon. Lapsekili Tayfur şöyle söylemiş. Elektrik cehaletini konuşalım. Bu zamana dek pislik pinti Tesla övüldü. İşine gücüne sanayiye bile takım elbisesiyle tıraşlı giden Edison hep aşağılandı. Bu haksızlığı konuşalım. Tesla pinti bir adam mıydı ben bilmiyorum. Hocam şöyle Edison Tesla'nın fikirlerini gaf diliyor. Ve... Ben kendim buldum diye çıkıyor ve elektriği <laughs> üstüne konuyor. Senin yaptığın şakayı stand-upçının alması ya ve meşhur olması gibi. Anladım. Bizim cahil turizm formatını çalıp... Ama o tam da olmadı gibi. <laughs> evet yani hala bin takipçiyle ısrarla yapmaları gibi zannedersem. Yani tutacak bir format olsa biz yapardık kardeşim. Boş yere kastırıp <laughs> durmayı bırakın artık hani sizde yeter. <laughs> Bilmiyorum ben çok tanıdığım insanlar değil ama Edison eğer aldıysa yaptıysa helal olsun. Tesla kendi yapsaymış. Kendi şekilde yapsaymışsın. Yani. Şimdi zaten milletin karın ağrısı oldun Tesla araba yüzünden. İşte yok şarjım bitti yok bilmem ne oldu falan filan. Edison gerçekten nevi şahsına münhasır bir insandır. Çok severim. Doğa seçelim yani. Yaptığın işin değerini bilmezsen ya ben böyle güzel bir iş yapıyorum bakın falan diye sunmazsan sunacaksın abi zaten olay sunmak değil mi şu anda? Tabii canım bir, bir powerpoint'i var mıymış Tesla'nın ben elektriği yaptım diye yani eşe dosta söylemiş Ke biz nereden bilelim? Kendine saklamayacaksın abi gideceksin bunu güzel bir yerde satacaksın yani. Yok kokuyorum çok 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 benim adım. Bu haftalık bu kadar cehalet yeter mi diyorsun? Hocam yeter ne yapalım? O zaman herkese İngilizce mülakat konusunda uzman bu sevgili Lingo'ya yazılıp Serdar Nalçakar'ın Ülkesine gitmeyi tavsiye <laughs> ediyorum. Hepinize good luck. Hayırlı cahilletler Hayırlı diliyoruz. Günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.